أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Değerli izleyenlerim, insanların her iki dünyada huzurlu ve mutlu olabilmeleri için anlaşılır bir dil kullanan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yeri geldiğinde şekiller çizerek meseleleri somut ve çarpıcı bir şekilde zihinlere nakşederdi. O yine ashabıyla beraber olduğu bir gün elindeki çubukla yere dört köşeli bir şekil çizdi. Bu şeklin ortasına önce bir yuvarlak, sonra da dışa doğru uzanan bir çizgi çizdi. Daha sonra şeklin kenarından ortadaki çizgiye doğru küçük çizgiler çizerek şekli tamamladı. Peygamberimizin her bir hareketini merakla izleyen ashab-ı kiram bu şekillerle Hazreti Peygamber'in ne anlatacağını merakla bekliyorlardı. Ve Allah Resulü çizdiği şekli yorumlamaya başladı. Şu yuvarlak çizgi insandır. Onu kuşatan o kareli çizgi ise onun ecelidir. Ve insandan dışarı doğru uzanan o uzun çizgi ise onun arzu ve emelleridir. Sağ ve soldan uzanan çizgiler ise onun başına gelecek sıkıntılardır diye yorumladı. Bu hadis-i şerifte dikkat çeken iki husus vardır değerli kardeşlerim. Birincisi, insanların dünyaya aşırı düşkünlük göstererek ahireti unutturacak sonu gelmez emellerin peşinde koşmaları ve diğeri de tuğli emelden daha yakın ecelin olduğu vurgulanmaktadır. Değerli kardeşlerim, dünya hayatı çok kısa ve ölüm kaçınılmaz son. Er ya da geç, ölüm treni sirenini çalarak gelecek ve ilahi takdirle bileti kesilen yolcular bu trene bineceklerdir, binmeye mecburlardır. Ve bu trenin nerede, ne zaman ve nasıl şekilde geleceği de belli değildir. Bazen uykuda, bazen bir hastalık sonrasında, bazen bir depremle, bazen de göze göremediğimiz küçük bir virüsle. Değerli kardeşlerim, madem ölüm kaçınılmaz, öyle ise ona hazırlıklı olmalıyız. Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde El-keyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt vel-âcizü men etbe'a nefsehu hevâhâ ve temennâ alallâh buyuruyor. Akıllı kişi, kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için hazırlık yapan kişidir. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah'tan bağışlanma bekleyendir buyuruyor. Ahirete iman eden muttaki kullar dünyanın geçici olduğunu bilir. Dünyaya ahiretin tarlası gibi bakar. O yüzden bu dünya tarlasına iyilik ve güzellikler, hayır ve tohumları atar. Zararlı ve kötü bitkileri tarlasından uzak tutarlar. Çünkü onlar her ne ekerlerse onu biçeceklerini bilirler. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle kişileri akıllı olarak nitelendirmektedir. Gerçek akıllı sadece dünyalık işlere imza atan değil, ahirete de yatırım yapan kişidir. Gerçek akıllı hayırlı bir iş yaptığında Allah'a hamd eden, kötü bir iş yaptığında nefsini kınayan, hatasının farkına varan ve yüce Allah'tan tövbe istiğfar eden kişidir. Akıllı kişi hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hemen ölecekmiş gibi ahiret için çalışır. Akıllı kişi kendisini hesaba çeker ve ölüm sonrası için çalışır. Hadis-i şerifte zikredilen aciz insan ise dünyanın geçiciliğine aldanmış, nefsini dizginleyememiş, sürekli heva ve heveslerin peşinde koşan kişidir. Bu tarz kişiler ahireti unutmamaları, ölümden sonrası için çalışmaları gerektiği hatırlatıldığında şöyle derler, şöyle bir bahane uydururlar. Allah çok merhametlidir, çok bağışlayandır, bizi de bağışlayacaktır gibi bahanelerin arkasına sığınmaktadırlar. Peygamberimiz
aciz olarak nitelendirdiği bu kimseleri Yüce Rabbimiz Fatır Suresi 5. ayet-i kerimesinde şöyle uyarıyor. Ya eyyuhennas, ey insanlar, inne vaadallahi hakkun, Allah'ın sözü haktır. Fela tevrannekumul hayatid dünya, dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. وَلَا يَوُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ O aldatıcı olan şeytan da Allah'ın af ve merhameti ile sakın sizi kandırmasın. Öyleyse şu soruyu nefsimize soralım. Ey nefsim, sen akıllı mısın yoksa aciz misin? Rabbim bizleri nefsini hesaba çeken ve ölüm sonrası için hazırlık yapan akıllı Müslümanlardan olmayı nasip eylesin.